annem. Çok özledim öğretmenim. Ben de seni çok özledim. Bizden yüzdüm. Artık gitmeyeceksin değil mi? Üniversiteyi kazanırsam yine gideceğim dedeciğim. Anan da bir gece böyle temelli çekip gittiydi. Ne oldu, tarla işi aldılar mı? Dede, sana söylüyorum. Kızım ne tarla işi, ne satma işi? Tarla satmıyorum ben. Tek güvencemiz o. Onu da mı satalım? Ata yadigarı. Dedeciğim, artık iyice yaşlandın, tarlayla ilgilenemiyorsun. Hem paraya da ihtiyacımız var zaten. Okula nasıl gideceğim ben? Seher, başlama yine. Tarlayı satmıyorum. Satmam da. Peki dede. Okula gitmediniz mi? Erken bitirdik bugün biraz. Ha. Gidelim mi? Olur, gel. Tamam. Dede, ben öğretmenimle gidiyorum. Buraya kadar tamam da öğretmenim. Artık üniversite okumam çok zor. Hem ne yapacağım ben oralarda bir başıma? Ne oldu, dedenle konuştun mu, tarlayı satmış mı? Dedem o tarlayı satmaz öğretmenim. Seher, müjde. Sınav yarın belli oldu. Sınav yarın mı belli olmuş? Evet. Neden hiç sevinmedin? Nasıl sevineyim ki öğretmenim? Sınavı kazansam, harçları nasıl yatıracağım? Ben ne güne duruyorum? Öğretmenim, yaptıklarınız yeter de artar bile. Ortaokulu sayenizde okudum. Liseyi de sayenizde okudum. Üniversiteyi de mi siz okutacaksınız? Bak Seher, biz seninle kan bağıyla değil ama can bağıyla bağlıyız. Hiçbir şeyden korkma. Ben hep senin yanındayım. Beni çağırmışsınız hocam. Deniz Hanım, tayininiz çıktı. Tebliğ etmek için çağırdım. Buyurunuz. Öğretmenim, bu ne dalgınlık? Sınava gireceksin.
girmeyeceğim öğretmenim. Siz yokken bir anlamı yok. Ben hep yanındayım. Güçlü ol, olur mu? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Sınav başlangıç saatimiz saat 10'u çeyrek geçe sınav başlayacak.